Son dakika haberi 24 saat. Önder Yılmaz, Bahar Atakan, Aydın Hasan, Kıvançay, Ayşegül KAHVECO Yumuşak GLU, Mithat Yurdakul, Namık Durukan, Türker Karapınar Ankara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Erdoğan gündeme ilişkin şu mesajları verdi. İlişkili haber işte 23 Nisan resepsiyonundan kareler. İthamlar çok ağır. Genel kuruldaki gerginlik, en çok üzüldüğüm tamamıyla yalanların diz boyu olduğu dürüstlükten tamamen uzak. 15 Temmuz'la ilgili olarak gerek Sayın Başbakan'a gerekse şahsımla ilgili itham çok ağır. Sivil kayıtlarında saat 23.17'de Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu belli. Atatürk Havalimanı'nda, ben daha ortada yokum, Marmaris'teyim, beyefendi tanklarla görüşme yapıyor, önü açılıyor, Bakırköy'e belediye başkanına gidiyor. Orada olduğuna dair kahve içmesi vesaire çekimler belgeli olarak elde var. Diyor ki, bana önceden haber verilseydi, ben Cumhurbaşkanını beklerdim, ben bir defa o akşam duyurumu yaptım. Duyurumu yaptığım andan itibaren on binler meydanlara döküldü. Eğer böyle tanklara darbelere meydan okuyorsan, nasıl on binler geldiyse sen de gelirdin. TRBİYSİZİNETEKİ, CHP'li Özgür Özel'i kastederek, o terbiyesizliği yapan kişi, Cumhurbaşkanına karşı el kol parmak sallayan kişi terbiyesizin tekidir. Ben aşağıda oturmuyorum, oturduğum makam yukarıda. Onun için oradan ona verilecek herhangi bir cevabım olmadı ama aşağıda olmuş olsam onun sadece ağzının payını değil, gereken dersin en büyüğünü verirdim. Güle sorarsanız daha iyi resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin, değerlendirilecek nesi var, diye yanıt verdi. CHP'nin bu hareketinin demokrasi hamlesi olarak nitelendirildiğinin hatırlatılması üzerine de Yıldırım, yersen, ifadesini kullandı. TBMM Genel Kurulu'ndaki tartışmanın hatırlatılması ve gergin olduğunun ifade edilmesi üzerine de Yıldırım, ben yalana karşı çok titizim. Her şeyi hoş görebilirim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha gösteremem, diye konuştu. Yıldırım, sizce, Sayın Erdoğan'ın karşısına Sayın Abdullah Gül ortak çatı adayı olarak çıkar mı, sorusunu da, Sayın Abdullah Gül'e sorarsanız daha doğru olur, diye yanıtladı. Yıldırım, sizi nasıl etkiler, sorusuna da, olasılıklara göre amel edilmez, karşılığını verdi. Yıldırım, yeni sisteme geçmeden önce son başbakan olmasıyla ilgili soru üzerine, sistem değişir, dünya dönmeye devam eder, dedi. Güneş Motel olayı nedir? 1977 genel seçimlerinden galip çıkan Bülent Ecevit liderliğindeki CHP, mecliste güven oyu alamadı. Ardından Süleyman Demirel liderliğinde Adalet Partisi, MSP ve MHP ile birlikte 41. Türkiye hükümetini kurdu. 11 Aralık 1977'deki yerel seçimlerde de CHP birinci parti olarak çıkınca apartmanı içinde eleştiriler başladı. Apartmanından istifa eden 12 vekille Güneş Motel'de görüşen Ecevit, bu vekillere CHP'ye geçişleri karşılığında bakanlık teklifinde bulundu. Bu görüşme sonrası apartmanından ayrılan vekillerin 5. Demirel hükümetine verilen gen soruyu desteklemesi neticesinde 41. Türkiye hükümeti düşürüldü. Cemalettin İnkaya, gen soru görüşmelerinde oy vermedi. Böylece 12 vekil sayısı 11'e düştü. Güven, erken bile açıkladık resepsiyona katılan YSK Başkanı Sadi Güven, İYİ Parti'nin seçime katılacağı açıklamasının geç yapıldığına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine taslak takvime bakıldığında seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partileri açıklama gününün, seçim takviminin birinci günü olacağının görüleceğine dikkati çekerek, biz, erken bile açıkladık. Çok sayıdaki siyasi partinin bütün belgelerini incelememiz o kadar basit değil, hata yapmamak gerekiyor, diye konuştu. Güven, 100 bin imza ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. İlçe seçim kurullarına verileceğini öngörerek hazırlığımızı yaptık, dedi. Halk cevabını verecek, bunun ötesinde senin 15 tane vekilin partinden ayrılıyor sözde İYİ Parti'ye geçiyor.
Ahlaki bir yanı olabilir mi bunun? Güneş motel olayından çok daha öte durum söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi gerçekten felaket. 24 Haziran'da benim halkım, benim vatandaşlarım parlamentoyu bu derece kirli duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir. Sandıkta da 24 Haziran'da gereken dersi alacaklardır. Sandık sandık dediler, şimdi baskın seçim diyorlar, siz istediniz, şimdi baskın seçim diyorsunuz. Gönlünüzü yaptık, hadi hayırlı olsun. Er meydanı dediler, buyurun meydan, benim daha 1.5 senem vardı, makamda durabilirdim. Sen zaten yenilgi yenilgi, alıştı bu işe, tek maharetin var, kongrelerde iyi kazanıyorsun. Cumartesi verebilirdi, YSK kararı cumartesi de verebilirdi, cumartesi vermiş olsaydı belki o zaman bu 15'ler olayı olmayabilirdi. Gerek sözde İYİ Parti gerek CHP bu zor duruma düşmeyebilirdi. Benim sorunum değil, Abdullah Gül'ün adaylığı, o benim sorunum değil, bilemem. Hesapları etkiler mi? Birinci turda çıkmak istiyorsunuz, ben hiç böyle bir şey söylemedim, siyasette tüm kadrolarımızla çalışırız, ondan sonra da neticeyi alırız. Biz bugüne kadar hep böyle yaptık, hepsinde de bugüne kadar başarılı olarak devamlı tırmanarak netice aldık. Yanlış anlaşılma olmasın, KUM'daki resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin kameralara yansıyan fısıldaşmaları merak uyandırdı. Milliyet'in ulaştığı diyaloglara göre, iki lider öncelikle birbirlerinin hal ve hatırını sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclisteki gerilimli tartışmalardan yakınarak, hamdolsun iyiyim, işte böyle karışık bir meclis olunca havası iyi değildi, dedi. Bahçeli ise benzer nedenle genel kuruldan ayrıldığını belirterek, meclis genel kurulundan çıkmak durumunda kaldık, yanlış anlaşılma olmasın, diye konuştu. Cumhurbaşkanı ise, yok yok malum nedenle ben de ayrıldım, karşılığını verdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı ayrılmadan TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılmanın doğru olmayacağına vurgu yaparak, ayrılmamız doğru olmazdı ama, şartlar onu gerektiriyordu. Mesaj da verildi zaten, ifadelerini kullandı. Bahçeli, resepsiyonda gazetecilerle sohbetinde ise, MHP'den İYİ Parti'ye 5 milletvekilinin geçeceği iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu ve, ne zaman söylerler, kim söyler onu bilemiyorum, ama çıkar yavaş yavaş. Nereye kadar varacak bilemiyorum, dedi. Bu 5 isim üzerinde başarıya ulaşmaları mümkün mü, sorusu üzerine ise Bahçeli, zannetmiyorum. Kolay iş değil, ifadesini kullandı. DHP germek için gelmiş genel kuruldaki gerginliğin sorulması üzerine Bahçeli, DHP gerilim yaratmak için oraya gelmiş. 15 dakika, 15 milletvekilliğinden fedakarlık yapanlar 10 dakika konuşmada sakin bir üslubu neden tercih etmezler, değerlendirmesinde bulundu. Veda RESEPSİYONOTBMM Başkanı İsmail Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mecliste resepsiyon verdi. Resepsiyon 24 Haziran erken seçimi nedeniyle veda niteliğine büründü. Törene ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi, daha sonra Başbakan Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile katıldı. Resepsiyona Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, YSK Başkanı Sadi Güven, milletvekilleri ve yabancı misyon temsilcileri katıldı, AYM Başkanı ile geldi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AYM Başkanı meclisteki resepsiyona birlikte geldi. AYM Başkanı Zühtü Aslan, sorular üzerine, kendisine kuruluş yıl dönümümüzün davetiyesini götürdüm. Oradan da buraya beraber geldik, diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu yoktu, TBMM Genel Kurulu'nda sert bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akşamki resepsiyona katılmadı. Partiyi resepsiyonda Genel Sekreter Akif Hamza Çebi temsil etti.
AK Parti MKYK bugün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde dün saat 21.00'da başlayan toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. Ayrıca, 11 Mayıs'ta yapılması planlanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, MKYK, toplantısının ise bugün yapılması kararlaştırıldı. MKYK, bugün saat 14.00'da toplanacak. Ankara Milliyet Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyona başladıktan yaklaşık bir saat sonra geldi. Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman ile salonu gezdi. Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, resepsiyonda ayrı ayrı komutanların yanına giderek kısa süre sohbet etti. Resepsiyona Erdoğan ile Bahçeli'nin fısıldaşarak konuşması damga vurdu. Erdoğan daha sonra Orgeneral Akar'ın yanında giderek kısa bir süre sohbet etti. Erdoğan'ın Akar'la da fısıldaşması objektiflerden kaçmadı. TBMM Başkanı Kahraman'a, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olduğu belirtilerek, nasıl değerlendiriyorsunuz, diye soruldu. Kahraman, ne kadar zamandır söylüyorlardı zaten, size 25 Haziran'da kesin neticeyi söyleyeceğim, dedi. Kahraman, salonda bulunan eski ve yeni milletvekilleriyle kısa süreli sohbet etti. Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının olduğu masaya geldiği sırada, masada sadece meyve bulunan tabağı göstererek, ikram zayıf kalmış diye takıldı. Yıldırım, daha sonra Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları ile bir süre sohbet etti.